merhaba. Bugün çok özel bir yere götürüyoruz sizi. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Ben teknolojik tüm gelişmeleri ondan takip ediyorum. Yahu bilgisayar bile yok. Tabii ben Net'i başka arkadaşım bilgisayarında kurdum. Çünkü benim böyle bir imkanım yoktu o zaman. Türkiye'de lince uğrayan belki hani ilk 10 kişi, 20 kişi kimdir destek hani bir tanesi ben olabilirim. Sebebi şu, şimdi ülkede güzel bir şey yapılıyor. Güzeli anlatmak sosyal medyada çok zor biliyor musun? Çok... Bir şeyden şikayet etmek popüler olmak için o kadar kolay bir yöntem ki. Hakkı Alkan teknolojiyi nasıl tanımlıyor? <laughs> teknoloji bir lüks. Teknoloji lüksdür deyince bu da linç edilebilecek. Yani Cımbılda çekerlerse <laughs> acayip bir linç gelecek bize. İnşallah videonun tamamını izlerler. 7 yıldır cumartesi günleri saati telefonu çekmeceye koyuyorum. Hayatıma böyle devam ediyorum. Bunu bir teknoloji içerik üreticisi yani ekmeğini teknolojiden kazanan biri olarak söylüyorum. <laughs> Sevgili Şehir Ekranı izleyicilerimiz efendim merhaba. Bugün çok özel bir yere götürüyoruz sizi. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Ben teknolojik tüm gelişmeleri ondan takip ediyorum. Shiftlead.net'in kurucusu e, Hakkı Alkan, teknoloji influencer'ı, YouTuber, siz de tanıyorsunuz. Zaten çok takipçisi var, çok seviliyor, çok izleniyor. Dolayısıyla bugün hem onun hikayesini öğreneceğiz hem biraz sorarız son dönem teknolojik gelişmelerde ne var ne yok. Hadi gelin. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Merhaba. İyiyim çok teşekkür ederim. Vallahi Herkes ben de. üstüne geldi. Başak istersen buradan şey de yapabiliriz. E böyle... yani şuraya baktım <laughs> mekan gerçekten harika görünüyor. Süper Sağ ol. görünüyor ama kar ya niye şey yaptık karşılıyor bunlar bizi. Ya aslında şimdi havalar kötü ama normalde arkadaşlarımız yemek yemek için böyle güzel yerlere gitmek istediğinde biraz uzak olabiliyor. Ne yapıyor? Atlıyor elektrikli skuter'lara, bisikletlere. Tamamen sürdürülebilir mobilite, şu anda biz burada kullanıyoruz. Çok güzel, EcoVolt, elektrikli zannediyorum evet. ve teknoloji üstüne de... geldik normal tabii ki. Ofis de aa, harika. Burada çok yüksek hızlı internete ihtiyacımız var. Burada 1 gigabit internetimiz var. Upload, download o bizim için önemli. Ekip kalabalık. Evet. Kolay evet. gelsin bu arada. Bazen kutlamalarımızı bu odada yapıyoruz. Bu odada bazen çekim de yapıyoruz. Sen de zaten burada sohbet ederiz. Şimdi birazdan ederiz. geçeceğiz sohbet alanına. <laughs> Toplantılarımızı burada yapıyoruz. Prodüksiyon ekibimiz burada. Ben bazen burada çalışıyorum. Kendi odamda var. Bu senin masan mı? Burada da çalışıyorum. Burası Orkideyiş, da bizim odam. Bir şey söyleyeceğim. Ortadaki bitkilere bayıldım. Aa, Bunlar bu arada gerçek. Hepsi gerçek. Evet. Özellikle bunun gerçek olmasını istedik. Çok güzel. İşimiz teknoloji güzel. ama gerçek hayattan kopmayalım. Bak burada bitkiler de var etrafımızda. O konuda sana soracaklarım çok çünkü yapay zeka meselesi çok ilginç bir Tabii noktaya yani. doğru ilerliyor. Hani gerçeklikten kopma deyince bir karışık gerçekliğin içine mi gireceğiz acaba diye merak hatta ediyorum. Şu Burası odadan, senin odan. Evet evet ben sana bu odadan şey getireceğim Oo. bir sanal gerçeklik gözlüğü getireceğim. Hemen tamam. alıp geleyim. Bak bu da Meta'nın bir gözlüğü. İşte bunu biz takıyoruz. Bundan öncekiler mesela sen saçını bozmadan... Kullanabiliyorsun bunu. Ondan öncekilerde kemer vardı. Böyle çıkarıp takıyor Evet. Şimdi bu nasıl? Bu böyle tamamen hemen şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Sıkılaştırıyoruz. Evet. Yani. Asıl gerçeklik Aa. bu. E, hepimiz bunlarla mı dolaşacağız yakında? Ya bir alt ayımız daha var. Bu cihazlar hiç çok, henüz çok daha... yakın alt evet. ay. Evet. Geliştirildi. Maliyet nedir şimdi? Ya bunlar ilk çıktığında 1500 dolardı. Sonra 1000 dolara indirdiler. Ama piyasayı sallayacak olan bir ürün bekliyoruz. Onun fiyatı yaklaşık 3000 dolar ama rakipleri böyle çok daha rekabetçi olduğu için bu fiyat inecek. 300-500 dolarlara biz bunların çok kalitelerini da alabileceğiz. Ayrıca konuşacağız birazdan efendim. <laughs> Bakalım bizi başka neler bekliyor. Bu gözlüklerle dolaşacağız bir süre belli ki. Cihazları test ediyoruz. Bak mesela burada tek bir kabloyla telefonu, saati, Airpods'u şarj edebiliyoruz. Aa süper. Bunlar var. Bak burada güneş panellerimiz var bizim. Bunları açacağız, inceleyeceğiz. Şimdi bütün ürünleri siz bir şey yapıyorsunuz tabii. zaten inceliyorsunuz. Sonra da onları biz izliyoruz. Tabi tabi tabi. Ne kadar verimli nedir ne değildir puanlıyorsunuz onları da görüyoruz. Buralar? Buralar stüdyolarımız. Bak burayı belki kamera arkasını İlk siz gösteri olabilirsiniz. Açayım Aa, şöyle. Shift kamera arkası <laughs> ilk kez e, şehir ekranında efendim buyurun. Mesela burada milyarlarca izlenen videolarımız burada çekiliyor. Işıklarımız, stüdyonun arka planı böyle. Harika. Burada yine aynı benzer bir stüdyo. Yine üç tane arka plan olan. Evet yine hani, farklı farklı. Yoğunsa diğer taraf burayı kullanıyoruz. Canlı yayınları burada yapıyoruz. Bu da başka bir stüdyomuz bizim. Hımm. Işıklandırdığımızda burası çok güzel görünüyor. Daha çok canlı yayınlar için. Harika ya. Evet. Gerçekten. Kadınları ben unutmadık. Bayıldım. Yani e, bütün konsept olarak gerçekten çok şık. Burası da bizim böyle ev ortamımız. Aa çok güzel. Ne yapıyoruz? Gerçekten orada bir fırın var, musluk var. Bakalım. Hani evin mut... Girebiliriz, değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. Evin... Bayağı mutfağımız var burada. Evet, evin mutfağında biz ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğun cihazlar Türkiye'de çok yeni. Bir dakika, oyun konsolu bu değil mi? Evet ama şu slim. Aa. Daha bu şu anda herkesin arayıp bulamadığı bir konsol. Burada güzel. yani. Nerede <laughs> olacaktı başka? Tabii burada olacak. Çok güzel. Evet şu PlayStation 5. Burada da slim var. Herkes slim. bunu merak ediyor. Burada da böyle bir stüdyomuz var. Harika. Burada kek börek falan yapıyor musunuz? Yapıyoruz. O, Yapıyoruz. Güzel. Burada da yiyoruz. Burası da bizim kafeteryamız. Kolay gelsin. Çok beğendiğimiz bir Türkiye'de olmayan Hamburger zinciri var. Aha. Mademlik Türkiye'de yok, buraya bari logosunu koyalım. <laughs> ben açar mıyız? Amerika'da Bak, yok, arkadaşım. açtırmıyorlar. Açtırmıyorlar. Ha, vermiyorlar. Peki. Aa, bir dakika gel ne sana yapacağız? bir şey göstereceğim. Burası bizim anlık videolarımızın Aa. izlenme rakamları. Geçtiğimiz ay 1 milyar izlenmeyi geçtik. Hı, bir anlık dakika. olarak. toplam videonuz 8356. Uf. Kanalın izlenmesi böyle bak her saniye Artıyor. orada canlı görebilirsin. Mesela 199'da 238'de çıktı. Şimdi böyle bir daha değişecek. 270 en her değişmedi mi? Değişimede... mi? Evet 2 milyon maşallah. abonemiz var. Valla hakkım itiş bir başarı. Bu rakamlar ol. daha da artsın diyelim. Çok geçelim teşekkür. mi artık Hadi size? geçelim. Tamamdır. Evet, geldik sandalyelerimize oturduk. Şimdi sohbet zamanı. Hakkı Alkan ve shiftdelete.net çok izleniyor, çok takip ediliyor, çok etkili. Ee, aslında Hakkı Alkan'ın hikayesi bence bir başarı hikayesi ve sağlam bir hikaye. Çok sağlam Ben de şimdi detaylarını öğreneceğim için sizlerle birlikte heyecanlıyım. Ama öncelikle zaman ayırdığın için çok teşekkür evet, ediyorum. Çok yoğun programın olduğunu Yok, biliyorum. Yok ben seni burada ağırlamayı çok istiyordum. Yani bu projeye nasip oldu ve aşırı mutluyum. Çok da teşekkür ederim. Hani senin gibi bana göre... bu sözleri senden duymak benim için inanılmaz bir ödül. Ay o nedenle çok teşekkür ederim. Gerçekten e, tebrik ediyorum. Ayrıca nezaketin için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi... şuradan başlayalım mı? Shiftdelete.net <laughs> Nasıl evet. kuruldu? Aa, Çünkü ben süper. bir yerde senin hikayeni tabii gelmeden önce biraz okudum, Baktın. biraz e, değiştim şöyle. Yahu bilgisayar bile yok. Tabii ben şifreli Net'i başka arkadaşım bilgisayarında kurdum. Çünkü benim böyle bir imkanım yoktu o zaman. Ee, ben işte Yozgat Yerköy Lisesi'nden mezun oldum. Sakarya Üniversitesi'ni kazanmıştım. Endüstri mühendisiyim ben. Orada internetle bilgisayarla ilk orada tanıştım. Orada memur vardı. İnternet laboratuvarı kuruldu. Memura dedim ki sen 5'ten sonra burayı kitleyip gidiyorsun. Dedim ben yerleri temizlerim. Sen dedim bu anahtarı bana ver. Dedi ki bilgisayarları formatlar mısın böyle düzenli hızlı çalışsın. Dedim hiç yaparım yani hiç sorun değil. Ve bana anahtarı verdi. Ben de bilgisayarı interneti orada kullanmaya başladım. Mezun oldum. Hala bilgisayarım yok. O arada hacking öğrendim. Hmm. Ama işte yaşında getirmiş olduğu bir böyle yanlış yönlendirme. Sağa sola saldırıyorum. Sistemleri çökertiyorum. Not bırakıyorum. Kullandığım nick yani isim shift delete. Niye? Çünkü sistemleri yok ediyorum. Hacked by shift delete diye kullanıyorum. Tabii ki yanlış. Yani yaptığım şey çok yanlış ama o zaman yönlendiren kimse yok. Yani hacker diye bir kavram bile Aslında yani. o bir arayış yani bir yol açma. Bahsettiğim yıllar 99-2000. Yani çok, evet. çok yeni. 23 yıl önceden bahsediyorum. Sonrasında interneti ben bu kadar böyle kullanıyorum, öğreniyorum, etrafımı anlatıyorum. An Arkadaşlarım artık sıkıldı dedi ki hakkı. Yani sen bunu bir yere yaz. Değerli kardeşim. Yani biz anlatıyorsun eyvallah of. ama bir yere yazarsan daha fazla insan öğrenir. Ben de bir dergiye dışarıdan yazı yazıyorum. Çok güzel. Sonrasında dergi tam zamanlı bir kişi aramaya başladı. Dedim ki acaba bu ben olmalı mıyım? Üniversitedeki işinden de çok memnun değildim. Dergiye başvurdum. Dediler ki ya ne CV göndereceksin gel başla. Ve benim yayıncılık maceram başladı. Dergiyle başladı. Evet. 2000 başları. 2002, 2000. Yani teknoloji, evet. işte bilgisayarlar daha yeni böyle Tabii. yükselme, internet sürecinde. Tam inanılmaz güzel bir noktaya parmak bastın. Çünkü o yıllarda İstanbul'a ADSL geldi. Yani hmm. geniş bant internet ilk defa İstanbul'a geliyor. Sadece bin tane ev bundan nasiplenecek. Koşa koşa gittim ve dedim ki bundan bir tanesini bana vermeniz lazım. İşte o zaman bir operatör var. O operatör dediler ki tamam sana bir tane veriyoruz. Ben aşırı mutluyum. Modem yok Türkiye'de. Dediler hmm. ki işte geminin gelmesini bekleyeceksin. Bu modemler daha yok geldi, abonelik başladı. inanılmaz mutluyum. Çünkü 128 kilobit per second hızımız var. Ve o hız benim için uçuyor. Ve ücretsiz gibi bir şey. Neden? Çünkü normalde çok pahalı evet. eğer çevirmeli ağla bağlanırsam. Neyse ben bunu... Böyle koş... bir sesler çıkıyordu o çevirmeli ağ Evet Ağabey ya. Önemi. Şu an bizi izan... <laughs> onları hatırlamıyorlar. Şimdiki gençler tabii yani. Ama şöyle bir şey oldu. Bu zamana çok benzeyen bir dönem yaşadım. Onu da konuşuruz. Ben kuşa kuşa gittim dergiye, dedim ki geniş bant internet geliyor, buna bir şey yapalım, bir internet sitesi kuralım. O rağbet görmedi. Yani derginin ölmeyeceği söylendi. Videonun çok saçma bir fikir olduğu söylendi. Eyvah evet, eyvah. Evet evet o zaman. Ve dedim ki ben bunu kendim yapayım. Şimdi düşünüyorum acaba hangi ismi koysam diye. Bulamadım bir isim yani dergi desem olmuyor, teknoloji desem olmuyor. Ne yapacağımızı da böyle tam kararlaştırmaya çalışıyorum. Ya dedim ben bu sektörü de sileceğim için dedim. Vay. Shift Delete adını kullanacağım. Aslında çok saçma bir isim. Yani yabancı bir isim. Shift Delete... ...söylüyorsun, insanlar anlamıyor. Çift mi diyor, çip mi diyor, diyor? anlamıyor. <laughs> Ve ben dedim ki tamam bu ismi kullanacağım. Nokta.com'u başkasındaydı. Ben de ona bir para teklif ettim. Orada hatam şu oldu hani... ...para teklif edeceksin satın almak için. Yeni bir girişimcisin, küçük bir para teklif et ama ben böyle işime o kadar aşığım ki, hayallerim büyük ya. Dedim varım mı verip o domaini alacağım. Bin <laughs> dolar teklif ettim adama. O, o zaman dönem için Dolar yani. bir TL falan ama yani yine de bin dolar yani hala bin dolar. Sonrasında teklif ettiğim çocuk şöyle dedi. Ya dedi galiba büyük bir projem var. O nedenle ben bunu satmaktan vazgeçtim. <laughs> bu kadar büyük rakam gelince dedi <laughs> Domaine ki. Domaine bu, bu kadar ödüyorsa. <laughs> bu bu kadara olmaz galiba. <laughs> Orada diyeyim. bir hatam oldu. Ondan sonra hala satmadı Başak ya. Aradan kaç yıl geçti? Gerçekten. 18 yıl geçti aradan. Hala satmadı. Bir şey de yaptığı yok. Ne bekliyor yok. acaba yani işte. Ondan sonra ShiftDelete gün... açıldı. Kendim dedim ki. Ama net olarak açıldı. Aynen. nokta net boşta 9 dolara ben bu işe başladım. 9 dolar. Evet. Tamamen open source açık kaynak kodlu bir kodlama öğrendim. Onunla içerik yönetim sistemini kurdum. Sunucumuz yine açık kaynak kodlu bir işletim sistemiyle sunucuyu yönettim. CentOS'tu şimdi hatırlıyorum. 9 dolar maliyette kendim tasarlıyorum, kendim kodluyorum, kendim de içerik giriyorum ve acayip hızlı büyüdü, inanılmaz hızlı büyüdü. Tahmin ediyor böyle olacağını? Az çok tahmin ediyordum ama bu kadar hızlı, bu kadar popüler olacağını yani sokağa çıkıyoruz. Mesela otomobille gidiyorum. Artık plakayı ezberlemişler. Giderken yanıma yanaşıyor birisi camı aç falan diyor. Ben acaba bir şey mi olabilir? Camı indiriyorum. Seni seviyoruz falan diyor. Devam ediyor gidiyor. Yani bu Bilmiyorum etrafımda böyle çok alışık olmadığım bir ilgi e, acayip bir konuma geldiğimizi bize söylüyor ve bu beraberinde bize de yük bindiriyor. Artık çok böyle ciddi bir platform Tabii bir Yani internet. şöyle neler burada, var bunun içinde? Yani YouTube var. YouTube kanalımız ee, var. 1 milyar izlenmeye geçti. Az önce ekranı gördük işte senene. oldu YouTube? 2006'da ilk videoyu ürettik ama o zaman YouTube biz startuptı. Tabii tabii. Hatta biz Google'ın platformuna videoları yüklüyorduk. Google sonra YouTube'u satın aldı. Bize şöyle bir mail attı. Ya bizim platforma video yüklüyorsunuz da YouTube'u biz satın aldık. Artık bu hesabınızla bu hesap birleşiyor. Hmm. Öyle bir mail. O kadar eskiyiz o yani. O kadar başında işin. Hatta şunu söyleyebilirim. Türkiye'de internete, sadece internete özgün, ilk videolu içeriği üretip yükleyen bir içerik üreticisi olarak karşındayım. Yani önceden televizyon kanallarına üretilen içerikler oraya konuluyordu. Biz sadece internete özel bir video yapıyorduk. E, o nedenle... Hedef çok net evet. sizde. Yani... Sonra dünyada işte markalar bizi fark etti. İşte Amerikalı şirketler bizi çağırmaya başladı etkinliklerine. Bu bizim için bir dönüm noktasıydı. E, onların etkinlikleriyle beraber artık haberi kaynağından almaya başladık. Bu sefer Türkiye'deki yayınlar, o günlük gazeteler, televizyonlar dedik ya böyle bir yayın var. Çok da orijinal içerikler üretiyor. Bizim içerikleri almak istediler. Dedim ki alın. Onlar bizim tanıtılmamıza çok yardımcı oldu. Tabii. Ondan sonra kulaktan kulağa da yayıldık. Samimi bir ortam var. Aslında birçok izleyicimiz bizim ofisin nerede ne olduğunu biliyor. Bazen bu ofisi basıyorlar yani. <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> aramadan geliyorlar. Onlar için de zaten bir yerimiz var. İlk gittiğimiz Misabiri evet. De. Ben diyorum ki ne içersin? Abi diyor ben alırım. Diyorum sen nasıl alacaksın? Videolardan biliyorum abi diyor kahvenin nerede olduğunu diyor. Ben kendim alırım. Iyi. Gidiyor kendisi alıyor ve tekrar karşımıza geliyor. O zaman diyoruz sen konuya hakimsin. Bizim video çekmemiz lazım. Sen diyorum burada keyifle zaman Ne Güzel herkese de yani takipçileriniz anlamda kapı açık o zaman. Başak Değil şöyle e, senin yaptığın işe benziyor. Nedir bu? Samimiyet. Tabii. Şimdi bu kamerada hadi kayda giriyoruz dedikten önce sen nasılsan şu anda evet. da öylesin. Tabii bunu belki izleyiciler bilmiyordur ama bunu bir arkadaşım olarak ben söyleyeyim. İnanılmaz samimi bir evet, yapım var. Bizim bu işte samimi olmadan yapılmaz. Yani doğru. eğer samimi değilsen inanılmaz yorucu. Çünkü kamera karşısına geçerken dur ben şöyle düşüneyim. Bu diyeceğimi demeyeyim falan. Yani bu kafa inanılmaz yorucu bir yola çıkıyor. O nedenle samimiysen ve gerçekten çalışkansan Yolun açık Yolun burada. Shiftdelete.net'te ve Hakkı Alkan'ın hikayesinde olduğu gibi. Şimdi 1 milyarın üzerinde izlenme, 2 milyonun üstünde takipçi, abone. İşte videolar, videolar, videolar. Peki daha çok soracağım soru var ama önce şunu sorayım. Hayalde ne var? Evet bu rakamları artırmak dışında Shiftdelete.net'in genişlemek istediği, büyümek istediği, İki tane hayalimiz var. Bu da güzel oldu. Yani çok her yerde söylemediğimiz bir şey bu. Birincisi globalleşmek. Şimdi ikinci şubemizi biz Amerika'da San Francisco'da açtık. İngilizce içeriklerimiz başladı. Binlerce dünyanın herhangi bir yerinden teknoloji tutkunu bizim içeriklerimizi tüketiyor şu anda. Çok güzel. Bu bize çok güzel bir moral verdi. Şimdi farklı dillerde içeriklerimizle dünyaya teknolojiyi anlatmak istiyoruz. Burada başladık devam ediyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu birinci hayalimiz. İkinci hayalimiz de biz hep sanalda aslında insanlara dokunuyoruz. Yani bir içeriğimizi tüketiyorlar. Play butonuna basıyorlar, izliyorlar. Biz bu sanalda iletişimde olduğumuz kişilerle fiziksel olarak da bir arada olmayı istiyoruz. Ama bu ortamlarında verimli olmasını istiyoruz. Çünkü bir değer yaratmasını istiyoruz. O nedenle bir coworking space yani ortak çalışma alanı oluşturduk. Çok. Tamamı yine bu şirkete ait e, ve üçüncü şubemiz de açıldı. Ne yapıyoruz orada? Girişimcileri, gençleri misafir ediyoruz. Onların girişimcilik yolculuğunda destek oluyoruz onlara ve diğer bir hayalimiz de bu coworking space'lerin de bizim hitap ettiğimiz ülkelerde yer alması girişimciliğe destek olacak bir medya oluşumuyla. Hem medya hem de girişimciliğin bir araya gelmesi. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha hayırlı uğurlu olsun. Hepsinde de kolaylıklar ve başarılar. Globalleşmek. Evet. Yani her anlamda artık e, bahsettiğin gibi girişimcileri yönlendirme, mentorluk yapma belki onları destekleme anlamında da. Öte yandan tabii ki bu videoları farklı dillerde Kaç dilde? Yani Oca. 21 dil şu anda hesapta ama yapay zeka bize yardımcı oluyor şu anda. İşte yapay zeka ile ilgili çok sorun var. <laughs> bu arada bu anlattığımız yolculuğun bir benzerini Esenler Belediyesi'nde de bizzat gerçekleştirdi. Ben oraya gittim. Genç, Genç arkadaşlar. İnanılmaz bir ortamdı ya. Normalde saat işte akşam 20'de biz ayrılacaktık. Ayrılamadık. Sohbet uzadı 21'e. Sorular sorular. Sorular. Ondan sonra dediler ki abi bugün anısından fotoğraf çektirin. Şimdi orada neyi anlatıyorum biliyor musunuz? Esenler Belediyesi de bizim bu yolculuğumuzun bir benzerini gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Girişimci kardeşlerimize diyor ki gel. Ben inanılmaz bir ortam yaptım. Sen mesela ben videonun başında ne dedim? Ben başkasının bilgisayarında kurdum. Evet. Yani şu anda imkanı olmayan bir genç o kadar şanslı ki yapması gereken tek şey şu. Örneğin Esenler Belediyesi'ne örnek veriyorum. Gidecek buradaki teknoloji merkezine kapısını çalacak. Misafir ediyorlar. Teknolojik cihazları kullandırtıyorlar. Mentörleri var. Çayımız, kahvemiz var. İnanılmaz bir destek. Yani o nedenle ben Esenler Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Zaten Tevfik Bey davet ediyor. Evet, sağ Koşarak gidiyoruz öyle söyleyeyim. Gerçekten yerel yönetimler bu anlamda çok önemli. Esenler Belediyesi böyle bir imkan sunuyor. Gençler için ne kadar kıymetli. İnanılmaz ee, ya. Gençler eğer sizin bulunduğunuz yerde yoksa isteyin, talep edin, değil mi? Dinliyorlar ee, Başka olur, evet. yöreler, başka belediyeler. Siz de o yerel yönetimlerden, yöneticilerinizden isteyin, talep edin. Böyle bir imkana kavuşmak önemli çünkü. Tevfik Bey ayrı boyut yani. Evet ama evet. Kişisel Öyle. olarak böyle gençler olan ilgisi ve desteği var. O nedenle Tevfik Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kültür sanat alanındaki İnanılmaz. O bakış da İnanılmaz. belediye bünyesindeki hem Tevfik Bey hem ekibi açısından gerçekten çok kıymetli. Ve o bölge içinde de esenliler için çok artı bir katma değer. Şimdi biraz yine döneceğim kariyer yolculuğuna tamam. ama iş dışında ne yapar Hakkı <laughs> Hakikaten yine ne iş yapıyor? dışında ne yapıyoruz? Şimdi Şu anda düşünüyorum canlı. Yani iş dışında e, yatıyorum. Yani çünkü bu iş nasıl bir iş biliyor musun? Sosyal medya beni zehirledi. Nasıl zehirledi? Şimdi normalde mesai kaçta biter? Ya beşte biter ya altıda biter. Yani evet böyle bir tamam. mesai kavramı varsa ha. böyle bitmesi lazım. Tam olarak onu söyleyeceğim. Mesai kavramı ortadan kalktı. Niye? 6'dan sonra bizim hitap ettiğimiz bir kitle var. Bu kitle diyor ki ben gündüz çalışıyordum. Şimdi bakayım diyor hakkı ne üretmiş bir bakalım. Youtube'da bir video var tamam. Şimdi başka sosyal medya hesapları da var. Bu platformlarda da hikayeler var. Ya senden hikaye de bekliyor. Diyor ki bir canlı yayın Instagram aç. var. Evet. Twitter var. TikTok var. TikTok var. Facebook var. Ana YouTube şey zaten var. YouTube. Threads var şimdi ondan sonra bir de Twitter'ın eski CEO'su bir şey Blue Sky falan kurdu. Gittik ondan da hesap açtık. <laughs> yani ne yapacağını <laughs> bilmiyoruz. Yay platformu var. Sonra bir platform var. Bunlara da içerik üretiyoruz. E şimdi ne oluyor? Mesai kavramı <laughs> ortadan çıkıyor. Bir de şöyle bir influencer etkisi olacağı için akşamda ne yaptığını merak ediyorum. ...işte nereye gidiyorsun, hangi cihazı kullanıyorsun, işte hangi otomobili test ediyorsun vesaire. O zaman mesai kavramı ortadan kalkıyor. Hem mesai kavramı ortadan kalkıyor, hem tüm yaşamını açıyorsun aslında öyle. Daha değil Daha da değil mi? farklı bir durum daha var. İşte teknoloji işte nereden üretiliyordu bu zamana kadar? Ya doğudan ya batıdan. Türkiye bu iki noktaya da eşit mesafede ve saat farkı var. Yani San Francisco ile aramızda 10 saat 11 saat var. İşte Çin'le aramızda yine böyle 7-8 saat var. Ama Allah'a şükür artık teknoloji oralardan takip ediyorduk. Şimdi kendi içimizden takip ediyoruz. Daha buraya gelmeden önce yerli şirketimiz ASELSAN kuantum çalışmalarını paylaştı. Yani ben şimdi böyle hemen program bitse, o çekim, halletsek, <laughs> evet, anlatsak evet, değil böyle mi? Böyle ASELSAN yönetimine işte Ahmet Bey bu kuantum bilgisayarla ilgili daha fazla bilgi almak istiyoruz, hemen gelmek istiyoruz diye. Şimdi Allah'a çok şükür bizim ülkemizde de teknoloji üretiliyor. Ne oluyor? Tüm bunlar bizim mesai kavramımızı ortadan kaldırıyor. Aileye zaman ayırmaya çalışıyorum. Spora zaman ayırmaya çalışıyorum. Evlatlarımız. <laughs> evet, hadi Onlardan da bahsedelim. Da, evet. Emir ve Alara var. Allah bağışlasın. Yaşlar? Emir 5 yaşında. Alara 6 ver. yaşında. Çok teşekkür ederim. Onlar da hayatımızın parçası. Mesela bizim takipçilerimiz Emir ile Alara'yı biliyorlar. Ben e, anneciğinin ellerinden öperim. <laughs> Sağ e, onunla... annem, evet. evet evet videolarını görüyorum, takip ediyorum. Yolda giderken annemi durduruyorlar. Ya biz sizi tanıyoruz diyerekten. Babamı. Şimdi bu ne oluyor? Bizim mesai kavramını ortadan kaldırıyor. Yani insanların şöyle bir tarafı var. Abi diyor annenle ziyaret ettiğinde, buluştuğunda e, bir şeyler paylaş. Benim hoşuma gidiyor diyor. Bu sefer özel hayatın bir kısmını da yine onlarla paylaşıyorsun. Değişik Aileden bir ortama ilgili bir şikayetçi olan aman yeter falan diyen var mı? Önce vardı. Ondan sonra eğer yolda yürüdüklerinde ben sizi tanıyorum. Geçen videonuzu izledim dediklerinde biz şimdi her bayram en büyüğün evinde buluşuyoruz. Bizde bayramda tatil yok. Çıkanlara bir şey demiyorum bu arada. Bizim bayramda da gençler de bunu örnek alsınlar diye vlog çekiyorum. İşte bayramda ne yapıyoruz? Geleneklerimiz neler? Onu da bayramın ilk günü hızlı bir şekilde yayınlıyorum. Çok güzel. çok güzel geri dönüşler oldu. Abi vallahi hiç düşünmüyordum. Vallahi benim de kafama yattı. Dur ben de ziyaretlere başlayayım. Etrafımı bir ziyaret edeyim, bayramlaşayım. O videolardan sonra babamlar tanınmaya başlandığı için... Önceden şikayet ediyorlardı bizi niye paylaşıyorsun falan diye. Şimdi Hoş diyor ki hadi gidiyoruz. bir şey çek yayına falan. Aa, çok güzel, çok güzel. Peki e, şimdi azim evet. ilk olmak değil mi? Bir alanda. Ya evet ya o da çok yorucu ee, Başak. Bulduğun en ufak fırsatı bile kararlıysan değerlendirebilmek. Bak şu an masada bu var. Heh, bu. Ee, bu Türkiye'de satılmıyor. Değil mi bu? Evet bu Türkiye'de satılmıyor. Bu Az Metal önce Quest dolaşırken, Pro. dolaşırken ofisi dolaştırırken evet. bize göstermiştik. Yok yani Türkiye'de yok. Ne yapıyoruz? Bu nerede satılıyor? Amerika'da. Gidiyoruz siparişi veriyoruz. Oradaki şirketimizin adresine bunu göndertiyoruz. Transferi ayrı bir dert. Gerçekten yorucu ya da işte bir telefon çıkıyor Çin'den ilk diyoruz biz inceleyelim çünkü algoritmaları da çalışmamız lazım. algoritmada da diyor ki sosyal medya platformunun arka tarafında beyni bu diyor ilk olarak üretti o nedenle bunu öne çıkartalım. Hmm. Böyle bir macera var o da yorucu. Hayat gerçekten yorucu ama seviyoruz işte. İşte sevmeden de olmuyor Yok. zaten yoksa bu enerji kalmaz. Yok ee, olmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Doğru. Bu saydıklarıma ne ekleyebilir hakkı Alkan? Neye farklı baktı da şu an bu noktada ya da neyi farklı yaptı da bu noktada? Vallahi burada birincisi çalışkan olmak önemli. İkincisi yani sonuçta biz bu ülkede doğduk, büyüdük. Baktığın zaman bir devlet okulunda ben yetiştim. Üniversitede devlet bana bu imkanları sundu. O zaman çalışmamız lazım diyorum. Yani ne yapabilirim? Şimdi benim bir alışkanlığım, kötü alışkanlıklarım yok. Allah'a çok şükür. Hani imkanlar da müsaitse o zaman diyorum çalışalım, değer üretelim. Sonrasında genç arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Onların çünkü hayatlarına dokunduğunuz zaman sonucu hemen görüyorsunuz. O size çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Bir girişim yapmış, bir mobil uygulama yapmış. Tanıtamıyor kimseye. Ben diyorum ki senin mobil uygulamanı ücretsiz tanıtacağım. Nasıl yani inanmıyor. Biz bunun haberini yapıyoruz, sosyal medyadan destekliyoruz. Abi sayende bin kişi indirdi. Ben şimdi yatırımcıyla görüşeceğim, elim çok güçlü. Yani bu cevap bizi çok motive ediyor. Çok güzel. O nedenle yorulsak da bunun bir karşılığı var ve bu karşılıkta çok güzel bir şey hissiyat. O nedenle devam ediyoruz. Ne güzel. Peki bu ekip nasıl bir araya geldi? Ya burada aslında biraz şeyin ipucunu almak istiyorum çalışma arkadaşlarını, ekibini nasıl seçiyor? Çünkü bir girişimci ve bu anlamda da bir lider. Hakkı Halkan lider özelliği bakımından oradan ne çıkartabilirim derdindeyim. Vallahi şöyle biz diploma sormuyoruz. Hatta biz böyle ekiple çalışıyorduk bir ara. Dedim ki YouTube kanalımıza dedim samimi bir ofisçi video çekelim. Tamam abi dediler, çek. Hazırsanız başlıyorum dedim. Telefonla çekeceğim dedim. Kayda girdim. Sonra geçtim dedim ki hangi okuldan mezunsun? Sonra yazılımdan sorumlu arkadaşımız vardı. Dedi ki ben aşçıyım abi. Dedim yani şu an şaka mı yapıyorsun? E, gerçekten ben bunu video atayım. Yok abi de şaka yapmıyorum. Sen yazılımı nasıl öğrendin? Değil mi? Bizim şu an yazılım başındasın. Abi dedi işte biliyorsun deneyimlerimiz var. Şu anda da gayet iyi gidiyoruz. Peki dedim bize aşçı olduğunu niye söylemedin? Abi dedi sormadın ki. Şimdi sormadık <laughs> güzel. <laughs> hakikaten <gülüyor> sormuyoruz. Ama mutfakta var yani güzel. <laughs> Çift yönlü değerlendirilebilir. Diploma sormuyoruz. Içerisinde. O zaman niye aldık? Niye beraberiz ve tıkır tıkır da çalışıyoruz. Günde bine yakın saldırı oluyor bize. Hacklenmedik çok şükür. Yazılım altyapımız vesaire gerçekten sıkı bir ekip var. Ekibi seçerken şuna dikkat ediyoruz. İyi zamanda da kötü zamanda da biz bu arkadaşımızla beraber miyiz? Yani bir şey olduğunda abi ofise gelebilir misin dediğimizde sabah kadar biz buradayız ve gerçekten bunu çözmemiz lazım dediğinde abi ben hemen geliyorum diyebilecek birisi mi? Şimdi iyi zamanda hakikaten çok güzel İşte biz bu odada kutlamalarımızı da yapıyoruz. Doğum günümüzü kutluyoruz, iş yıldönümümüzü kutluyoruz, işte milyarı geçtiğimizde kutluyoruz. Böyle kutlamaların oldu ama hayat her zaman böyle değil. Çok zor bir zamanda da acaba o arkadaş bizimle olacak mı? Bu yolculukta var mı? O enerjiye güvenerek alıyoruz. Bir de şu var. Mesela işte herkes yeni bir ürün tanıtılırken buna halk Halkan gelsin, Halka Halkan tanıtsın diyor. Biz artık şunu yapıyoruz. İçeride dört tane ekran yüzü yetiştiriyoruz biz. Ben diyorum ki işte Dubai'ye geçen hafta davet etti çok önemli bir Çinli şirket. Dediler ki yeni ürünlerimizi tanıtacağız sen gel. Ben dedim ki bu sefer ben gelmeyeyim. Neden? Bir arkadaşımızı yetiştiriyoruz o gelsin. Ve dedim o ilk defa bir yurt dışı seyahati yapacak. Destek olsanız da çok seviniriz. Çok Dediler güzel. biz senin gelmeni istiyoruz. Dedim, ben gelmeyeceğim. Eğer bunu kabul etmiyorsanız ben gelmeyeceğim. Ama dedim arkadaşımı desteklerseniz, onun bu kariyer yolculuğundaki ilk adımı desteklerseniz ben desteğe sosyal medya desteği vereceğim. Bunun sözüyle anlaştık. Ve arkadaşımız hayatında ilk defa bir yurt dışına ne heyecan. çok heyecanlı için. döner dönmez konuşum ne hissettin abi çok heyecanlıydı farklı bir ortam vardı biz burada donuyoruz Dubai şu anda çok sıcak abi falan yani bunu niye anlattığımızı söyleyeyim ekibe de bir değer katmamız lazım her şeye ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim değil de ekip ön plana çıkıyor Ve onlar da farkındalar. Şimdi hatta... Tabii işte, bu çok büyük bir motivasyon. Tabii tabii. Şimdi hatta iki tanesine güzel bir sürprizimiz var. Ee, onların işte bir Amerika'da etkinliğe gitmeleri gerekiyordu. Vize görüşmelerini yaptılar ama bir yıl sonraydı. İşte bunun için gerekli irtibatı kurduk. Onların vize görüşmeleri önceye alındı. Onların haberi yok. Aa! <laughs> evet, şimdi <izlerler> onlar neyse arada <laughs> söylersiniz belki biz yayınlayana kadar. Çekimden sonra e, onlara değer katmaya çalışıyoruz. Onlar da biliyor ki... Hem çalışıyoruz, yani kurucu olarak elini taşın altına koyuyor, artı kazandığımızda paylaşan bir mekanizma var. İçeride çalışma şartlarımız sektör ortalamasının çok üstünde. Ee, onlar da bildikleri için şu an kalabalık bir kadroyla çalışmaya devam ediyoruz. Peki şu anda seven çok, takip eden, abone olan evet. çok ama başlarda böyle eleştiri meselesini sormak istiyorum. Yani eleştirileri nasıl karşılıyorsun? azaldı mı son dönemde ya da bir kırılma oldu mu onunla ilgili onu da sormak isterim. Belki yani şu anda en çok Türkiye'de lince uğrayan belki hani ilk 10 kişi 20 kişi kimdir destek hani bir tanesi ben olabilirim. Sebebi şu şimdi ülkede güzel bir şey yapılıyor. Güzeli anlatmak sosyal medyada çok zor biliyor musun? Çok. En zoru iyi anlatmak. Bir şeyden şikayet etmek popüler olmak için o kadar kolay bir yöntem ki. Oturalım senle, 10 tane konu seçelim, başlayalım giydirmeye. Bu böyle olmaz, yazıklar olsun, lanet olsun falan. Tamam, tabii ki şikayet edebileceğin konularda sözcü olman gerekiyor. Ama şimdi bu memlekette yapılan iyi şeyler var. Bunları da anlatan birilerinin olması lazım. Çünkü o iyi şeyler başkalarına da örnek oluyor. Bak mesela TOG diye bir otomobilimiz var. Bu otomobil ne oldu? Bir özgüven getirdi bize. Evet. Bu özgüvenle beraber artık çocuklar, gençler kendileri çok güveniyor. Diyor ki ben bunu yapacağım. Yani bu 10 sene önce yoktu. 15 sene önce yoktu. Şimdi bunun bir parçası olabilmek için... ...iyi anlatmaya çalışıyoruz ve bu gerçekten zor. Eğer sen iyi anlattığında... ...acayip bir mekanizmadan hemen yoğun bir saldırıya geçiliyor. İnanılmaz hakaretler. işte az önce çocuklardan bahsettik. Çocuklara varana kadar hakaretler. İlk önce bunu görünce dedim ki ya ne oluyor? Yani ne kadar kötü insanlar var sosyal medyada. Yani normalde bir insanın yüzüne tanımadığın daha önce hiç karşı... Söyleyemezsin onları. Söyleyemezsin. Neler neler söylüyorlar. Ama meslek büyüklerimizle böyle konuşunca çok güzel tavsiyeler aldım. O tavsiyelerden sonra bu hakaretler, eleştiriler nasıl karşılayacağımı çok iyi öğrendim. Yani eleştiriyi dinlememiz lazım. Çünkü sosyal medya canlı olarak bizim geri bildirim aldığımız Tabii. bir platform. Tabii ki insanları dinliyorum, DM'lerime bakıyorum. Elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Ama neyi dinleyeceğiz, neyi dinlemeyeceğiz? Bunları da çok iyi öğrendim. Şu anda Ayı şerbetli lazım. bir şekilde. <laughs> Engellediğin oluyor mu? Oluyor. Sıklıkla Küfüre var. asla Hakikaten. geçit yok. Onu engellemek. Eleştiri efendim. başımın üstünde yeri var. Ama yolda görüştüğümüzde, bir insana söyleyemeyeceğimiz sözleri bana sosyal medyadan söylüyorsa engelliyorum. Peki şimdi başarı hikayelerinin içerisinde böyle bir umutsuzluğa düşüldüğü anlar da olabiliyor. Senin oldu mu öyle başlarda? Hay Allah ya ya bu olmayacak galiba dediğin. Oldu. İşte orada seni tekrar ayaklandıran ne oldu? Oldu ya mesela savunma sanayini ben anlatmayı çok istiyordum. Tamam işte Türkiye'de bir şeyler yapılmaya başlandı ama anlatan yok. Savunma sanayi için bir fuar düzenlendi. Ben de bu fuara gideceğim. Fuara giderken basın bölümünden kayıt yaptıracağım. Dediler ki hangi gazete? Dedim gazete değil internet sitesi. Nasıl internet sitesi? Yani bir haber kanalısınız çünkü kameramanımız da var ya. Hı hı. Bir televizyon kanalısınız da onun internet sitesi mi? Yok dedim yani biz sadece internet sitesiyiz. Yani herhalde biz de tanımadı olabilir. Bu olay bayağı eski oluyor yani. Tabii. Bir 7-8 senesi var bunun. Ya dedi ki biz dedi size alamayız. Çünkü dedi sizin basın kartınız yok. Şimdi çok şükür iletişim başkanlığı dijital içerik üreticilerine de bu basın kartını evet. sağlıyor. O zaman yoktu. Dedilerken yani biz alamayız yani siz basın evet. değilsiniz. Ya dedim ki bunu kime anlatacağız? Gençlere hitap ediyoruz biz. Yani bunu kim anlatacak? Oradan tanıyanlar oldu. Bir şekilde orayı geçtik. İçeriye girdim. Çok önemli bir kurumumuz. Kurumumuzun çok da güzel bir teknolojisi var. Dedim ki ya bu teknolojiyi konuşalım mı? Pardon dedi siz kimsiniz? Biz dedik işte böyle bir siteyiz. Tamam da dedi ben bu siteyi niye anlatayım dedi ya. Yani ben dedi ne yaptığınızı bile bilmiyorum dedi yani ben anlatmıyorum kardeşim dedi. Çok böyle nezaketin dışında bir durumla karşılaştık. Böyle bir kameramanla bakıştık. Ne yapalım abi dedik yani bu olanın biteni anlatsak mı? Sonra oturduk böyle. Dedik ki abi hiç anlatmayalım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Üzerinden çok zaman geçtiği için şu an Tabii. anlatıyorum. Dedik biz bu olaylar hiç olmamış gibi. Neşemizi yüksek tutalım. Aşarız biz bunu. Evet biz buraya davet edildik. Biz buradaki kurumlarımızın yaptığı işlerle biz anlatmak için. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Sonrasında biz böyle yapınca... Karşı taraf belli bir süre sonra özür diledi. İşte oradaki... Daha vizyoner insanlar işin başına geldi. O insanlar bu sefer bizi davet etti. Ve şimdi başardık. Kırılma anları oluyor. Ailede mesela olmuştu bu Başak. Ben bu işe başladım. Dediler ki ya sen endüstri mühendisisin. Okulda seni işe almak istediler. Doçent olacaktın. Profesör olacaktın. Ne işin var senin internet? İnternet dedi. İnternet kafe gibi bir şey olduğunu zannediyorlar mesela o zaman. Ondan sonra... Ben anlatıyorum ya. Diyorum her şey internetten olacak. Sipariş vereceksiniz. Buzdolabına kadar getirecekler falan. Ya diyor çocuk delirdi bu. Niye böyle oldu bu çocuk falan. <laughs> Mesela diğer kardeşime e, böyle çorba geliyor. Bana böyle vuruluyor. Eyvah. Sen niye böyle bir karar aldın falan. O da çok zordu. Orada da sabır. Ondan sonra onlara böyle bol bol anlatma. Şimdi diyorum ki zamanında bana böyle yapıyordunuz. Anneme, babama. Ya diyorlar ki oralara karıştırma, çok eskilere gitme diyorlar. Galiba biraz önce Allah'a sonra kendine inanma da var orada. yani başarabileceğine inanma. O Bak fikre başka bir inanma. örnek vereyim, evet e, şimdi haber yapmaya başladık biz Şiftelehit Ya dedim ki biz haberi nereden alıyoruz? İşte CNN'den, BBC'den, işte Washington Post'tan. Ya dedim ki ben onlardan niye haber alıyorum? Yani zaten telif içinde doğru bir şey değil. O ara telif falan hiç kimsenin taktığı meseleler değil. Bahsettiğim yıllar. 2006-2007. Doğru. Yani dedim ki, yani bu doğru değil ya. Çünkü telif diye bir şey vardı, yeni yeni konuşulmaya başlandı internet ortamında. Biz dedim, bir örnek veriyorum. Google'ın bir haberini yapacaksak, Washington Post'tan almayalım, Google'ın kendisinden alalım. Ama ne ortada Google ofisi var Türkiye'de, doğru. Amerika'da da kimseyi tanımıyoruz. Doğru. Kim yani Google'da bize bunu sağlayacak? soracağız biz? Bir tane e-mail buldum, press.google.com. Ben dedim buna yazayım. İngilizce hazırladım mail. Dedim ki işte biz Orta Doğu'da gelecek vaat eden bir yayıncı şirketiz. Haberlerimizi biz buradan buradan alıyoruz bu telif haklarına aykırı. Lütfen haber listenize biz de ekler misiniz dedim. Bu arada bunu ben akşam saat 10'da yazıyorum. Home office çalışıyoruz. Yarım saat sonra cevap geldi. Yani ben deliriyorum ya. Google gerçekten deli bir şirket. Adamlar gecede çalışıyor. Bir şey basmıyor kafa. Saat <laughs> farkı var adamlar mesaide falan. <laughs> Ondan sonra gelen cevapta şu yazıyor ee, Tabii ki bunu değerlendirebiliriz ama sizin bir künyeniz yok yani adres fax telefon bunların olduğu bir sayfayı biz bulamadık ee, Siz gönderebilirseniz değerlendirelim Öyle bir sayfa yok Şimdi 2006 yılında bir internet sitesinin künyesi diye bir şey yok Ben gittim gazete buldum bir tane gazetenin künyesine baktım bu künye nedir, nedir diye. diye bir bakıyorum sorumlu yazı işleri müdürü işte bilmem sahibi imtiyaz, sahibi. imtiyaz ne falan neyin sorumlusu bilmiyorum ki biz bir tek editörüz, tasarımcı evet. benim, işte webmaster benim, sunucuyu ben yönetiyorum. Dinamikler çok farklı yani. Abi dedim madem bunlar isteniyor o zaman bunu oluşturacağız ama kimi yazacağız? Ben arkadaşlarımın isimlerini yazıyorum işte imtiyaz sahibi, sınıf arkadaşım, <laughs> faks numaramız yok binanın dışına çıktık. Alt katta bir muhasebeci vardı. Binanın dışına böyle levhaya baktık. Muhasebecinin faksı ne? Gittik onu yazdık. Ertesi gün de şey dedik abi sana faks gelirse Google'dan biziz o falan. <laughs> böyle arkadaşların isimler doldurduk bir künye. Google'a gönder dedik yani bu künye herhalde görmediniz budur. Bize lütfen akredite eder misiniz diye. Sonra yarım saat sonra size akredite ediyoruz. Bundan sonra haberlerimiz size de gelecek. Ya var ya böyle ofisin içerisinde Halay çekiyoruz yani. Google... Büyük bir sevinç. Tabi. Tabii. Sonra ne oluyor? Tam bir Türk mantığı. Google tamam. Sonraki adım ne? Yürü Microsoft'ta. Yürü Microsoft'ta. <laughs> Sırayla. Ama Microsoft'ta şey yazıyoruz. E, merhaba biz Orta Doğu'da gelecek vaat eden bir yayıncı şirketiz. Haberlerinizi yapmak istiyoruz. Google da bizim iş ortağımız zaten falan. Halbuki yarım saat önce <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Onlardan da onay geldi. Yani bu bizim için bir kırılma anı. Ne oldu? O zaman bak günlük gazeteler, hürriyet vesaire falan onlar kral o zaman yani. Gazete, basılı gazete. Onların dikkatini çekti. Ya dediler ki sizin çok enteresan haberleriniz var. Siz dediler bize içerik verin. Tamam dedim seve seve. Anadolu Ajansı'na kadar biz onlara içerik veriyoruz. Teknoloji içeriği, televizyon kanalları kahvaltı haberlerinde bizden içerik paylaşıyorlar. Evet. Shiftly Net'in haberine göre. Ve o zaman söylenmesi zor olan marka adımız herkes tarafından bilindi. Acayip hızlı yayıldık. Ya maşallah diyelim. Sağ ol. Hakkı Alkan teknolojiyi nasıl tanımlıyor? <laughs> Teknoloji bir lüks. lüks. Niye lüks? Daha dün bunu başka bir ortamda konuştuk. Çünkü bir işin var senin. Teknoloji bu işi çok daha kısa zamanda ve verimli yapmanı sağlıyor. Doğru. Yani örnek veriyorum işte bir kahve içiyoruz biz. Önceden kahveyi biz nasıl hazırlıyorduk? Cezve. falan. Şimdi düğmeye basıyoruz. Kahve hazırlanıyor. Şimdi teknoloji lüksdür deyince bu da linç edilebilecek. Yani. Cımbızla çekerlerse <laughs> acayip bir linç gelecek bize. İnşallah videonun tamamını izlerler. Şimdi teknoloji bize kolaylık sağlıyor. Verimli olmamızı sağlıyor. Ama bu beraberinde insan olma da bir sorumluluk katıyor. Şimdi kalan zamanı ne yapacağız? İçine düştüğümüz batak şu. Eğer kalan zamanda da biz yine teknolojinin kölesi olmaya devam ediyorsak... ...mesela sen bunu başarıyorsun. Ben senin kadar başarılı değilim. Gerçekten. Yani senin mesela kadar insani özelliklerin çok iyi. Mesela insan ilişkilerine ben hayranım yani senin. Ben de çok senin gibi e, iletişim kurmak isterim. Ama ben şu batağa düştüm. Ama sen daha büyük kitlelerle <laughs> sosyal medya ya, üzerinden iletişim kuruyorsun. Tamam da kuruyorsun benim hayatım nasıl? gitti mahvoldum ben. Şöyle ama... E, şimdi bir teknoloji kullanıyorum. Bana zaman kazandırıyor ya... O kalan zamanı başka ben bir teknolojiyle için. başka bir şey deniyorum. O da bir zaman kazandırıyor. İnanılmaz bir iş yükü. Böyle şey yani <laughs> evet bir sarmal halinde. Aynen. Teknoloji bence insan hayatını kolaylaştırıyor. Onu daha verimli hale getiriyor. İşte baktığın zaman sağlık, eğitim, savunma, sosyalleşme, eğlence bunları biz teknolojiyle çok daha etkin yapabiliyoruz. Yani 10-15 dakika içerisinde şuraya bir tane hoparlör, ışıklar vesaire burayı bir eğlence ortamına dönüştürebiliriz. Doğru. Çekim bitince yapabiliriz bunu. <laughs> <laughs> Kutlama <Deneyelim> için <gülüyor> mi? <gülüyor> e, ya da yani bir e, tansiyonumuzu ölçmek, işte kan basıncımızı ölçmek, i̇şte kan basıncımızı ölçmek için benim yapmam gereken tek şey şu. Yani bir EKG çekmek. Şimdi EKG'nin cihazlarını hatırlıyor musun? Gidiyorsun sen sağlık merkezine, parmağını dokunduruyorsun, o bir ölçüyor falan. Senin EKG'n çıkıyor. Bağlamaya. Mesela. Şu an EKG burada. Doğru. Şimdi bu kadar kolaylaştırıyor. Ama kalan zamanı nasıl yöneteceğiz? İnsanlığın düşünmesi gereken bu. Peki. Yapay zekayı soracağım ama şunu konuşmuştuk <laughs> ya başta. Biz bunlarla mı dolaşacağız yakında? Evet. Yani Hatta bir bunları. e, sana süre de verebilirim. Şu anda biz bu videoyu Aralık ayının sonunda çekiyoruz. Şöyle Not söyleyebilirim. <laughs> bir sonraki yılın 2024'ün sonbaharından itibaren şu arkadaşlar inanılmaz bir imkan sunacak bize. Ben şöyle bir gençliğin olacağını düşünüyorum. Günlük mesela benim hayatımın devam etmesi için bedenimin ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, vitamin neyse. Onu minimum bir şeyle alıp. Ay haplara mı geçeceğiz? Yani bunu alacak tamam mı? Aldıktan sonra yapacağı hareket şu. Bunu kafasına göre ayarlıyor. Bir kendine güzel bir koltuk. Sonrasında sıkıştırıp hayatına buradan devam ediyor. Hangi ihtiyacını karşılıyor? Eğitim, sağlık, sosyallik. Her şeyi buradaki ekrandan karşılayacak. Niye? Çünkü işin içerisine daha yapay zeka girmedi buraya. Ve donanımlar şu anda aptal donanımlar. Bunlar daha da gelişecek. Mesela bunu şuna benzetebiliriz biz. Zamanında biz oyun oynuyorduk ya. Atari'leri hatırlarsın. Tabii. Televizyonun arkasına sesi ayrı, RGB için Ay, ayrı evet, ayrı şey kablolar, var. kollar falan filan karşımızdaki ekran ne? Piksel piksel. Doğru. Yani çok küçük böyle işte pekmen falan filan hatırlarsın. Noktaları hem yiyen bir şey. seviye artık bu anlamda teknoloji. Şu anda o aşamadayız. Hem yapay zekada. Yani bunlar o aşama mı? Şu anda o aşamadayız. Eyvah. Hem yapay zekada hem de VR'da şu an o pikselleri yiyen pekmen aşamasındayız. İnanılmaz bir Sıçrayış bizi ee, bekliyor. Hakkı şey mutlaka bizi takip eden izleyicilerimiz de görmüştür. Bir takım yapay zeka programları var. Ee, evet. Dudak senkronizasyonu Tabii, dahil. Deep big... Mükemmel telaffuz bir İngilizce ile Türkçe metni çevirip sizi İngilizce konuşturuyor videonuzda. İstediğin dilde Çince. İstediğinizi istersen Çince. Ben yani Çince yani Çince'yi anlayamadığım için <laughs> o kadar net oturup oturmadığını çözemiyorum ama. <laughs> şimdi bu, yani bu bir başka mesele. Hani dil öğrenmek. Evet. Yani bambaşka şeyleri e, sokacak hayatımıza ve bildiklerimizi böyle bir ters yüz edecek hissiyatı var bende yapay zeka ile ilgili. Öğrenmeyi öğrendi yapay zeka. Evet. O nedenle insana öğrenme yeteneğini kısıtlatıyor. Ne anlama geliyor? Şimdi sen Çince'yi öğrenmek için hakikaten emek vermen gerekiyor. tam de çok ciddi Aynen. Şimdi diyorsun ki ya, gerek yok. Niye? Gerçek zamanlı Çince'yi çeviren bir yapay zeka platformu var ben bunu öğrenmeyeyim diyorsun. İşte orada acaba diyorum kullanmadığımız kaslar ve yetenekler ne olacak? Niye? Şimdi biz senden bu videoyu çekerken bir e, Netflix platformunda bir numara olan bir film vardı. Dünyayı ardında bırak. Ay izledim. Bak bir gün elektrikler gittiğinde ne yapacağız? Ne yapacağız hakikaten? <laughs> reset, büyük reset ya da sıfırlama. Tamam buna hazır yapalım. olmamız lazım. Ben bunu 7 yıldır yapıyorum bu arada. 7 yıldır cumartesi günleri saati, telefonu çekmeceye koyuyorum hayatıma böyle devam ediyorum. Teknoloji yok. Bunu bir teknoloji içerik üreticisi yani ekmeğini teknolojiden kazanan biri olarak söylüyorum. 7 yıldır ben bunu yapıyorum ve insanları da teşvik ediyorum. Hatta bir başka konuda daha teşvik ediyorum Başak. Şimdi enerji üretimi. Yani bir gün bu bir siber saldırı olabilir, bu bir doğal afet olabilir, güneş patlayabilir, deprem olabilir, Allah Ki Çok konuşuluyor, manyetik fırtına olacak, güneşten evet. gelecek. Bu arada oldu. E, İngiltere'de başbakan bu malın dedi, e, pilli, işte telsiz, radyo, bir şeyler alın dedi böyle. Bak dünyada oldu, insanlar bunu hatırlamıyor ama burada felaket telladı gibi konuşmak istemiyorum da. Grand Central fırtınası diye bir olay yaşandı. Ona Grand Central denmesinin sebebi de şu. New York'ta bir tren istasyonu burası. şimdi buradaki istasyonun adının verilmesinin sebebi de trenler elektrikle çalışıyor. Manyetik fırtınada bu trenler günlerce çalışamadı. Hmm. Hangi tren çalışmadı? İşte bu Grand Central çalışmadı. O zaman bu fırtınanın adını bunu koyalım. Araştırınca bulurlar. Şimdi bunun bir benzeri daha gelebilir. O nedenle şöyle yapmamız lazım. Bizim kendi enerjisini kendi üreten bir ülke, aynı zamanda kendi enerjisini kendi üreten bir e, birey olmamız lazım. Birey olmak derken yani ev, iş yeri. Panel, adik, güneş paneli nedir bunun? Mesela suyu. ben şu anda ne yapıyorum? Sakarya'da annemin babamın e, yaşadığı Onları ev var. İzledin, yani. değil mi? İşte o evde gördüğün bütün her cihaz, elektrikle çalışıyor, ısınmalı dahil ve o elektrik de güneş panellerinden üretiliyor. Şimdi kış geldi, baktım panellerin böyle ürettiği elektrik azalmış. Hatta ben buradan canlı da bakabilirim. Şu anda bak açtım. Sana göstereyim. Şu anda ben işte yaklaşık 20 Watt bir elektrik üretiyorum. Çünkü güneş gerçekten çok yok. Ne oluyor? Bir tane de rüzgar tribünü koyuyorum. Ama o kadar büyük değil. Yani bu evet, masadan şey biraz. Böylece o evet. şey sistem birbirini dengeliyor. Dengeliyor. Pesle. Kendi enerjimi üretiyorum. Yeni bir projem daha var. Bu evde bir de yağmur hasadı yapacağım. Yani yağan yağmurdan su ihtiyacımı karşılayacağım. Şimdi şebekeye ihtiyacım yok. Suya ihtiyacım yok. Tavuklarımız falan. <laughs> Sabah Siz hikayeyi paylaştık. O zombi salgını falan olursa size geliyoruz biz artık. Başımın bir üstünde şey yerim yok. var. <laughs> Annemle de çok iyi anlaşacağını tahmin ediyorum. Çok Estağ sevgiler giymişsiniz. Şimdi şöyle. Bu vizyon önce bireysel daha sonra da ülke olarak edinmemiz gereken bir vizyon. Neden? Çünkü en büyük ithalat kalemimiz şu anda enerji. enerji. Yani eğer biz enerji ithalatını sıfırlayabilirsek, gerçekten bazı cihazlara erişim konusunda genç arkadaşların şikayetleri var. Yani o şikayetlere sebep olan, ithalatı azaltmak için konulan vergiler de azaltılır evet, diye tahmin ediyorum. Paramız içeride kalacak, Evet. Içeride kalacak. Süremiz doldu, benim çok sormak istediğim şey var ama... İsterlerse başka bir video. Tehlike görüyor yapay zekada? İki cümle tabii, diyeyim. tabii, tabii. Niye tehlike görüyorum? Mesela şimdi şöyle bir şey düşünün. Bu teknolojiler önce savunma sanayinde ortaya çıkıyor. İnternet sorun, tabii sorun, görüntü algılama. Şey yani şöyle bir şey var. Şimdi çok şükür ordumuz da bu teknolojileri kullanıyor. Tabii. Daha önceden Mehmetçiğin gözetlediği bir canlı olarak gözetlediği bir alan yerine oraya bir görüntü algılama teknolojisi ve gelişmiş bir silah konuluyor ve etrafı algılıyor. Eğer bir tehdit görürse de anında yok ediyor. Şimdi bu ordumuzun elinde, Mehmetçiklerimizin elinde insanlığın hizmetinde. Neden? Çünkü Türk ordusu burada huzuru sağlamak için zaten biliyorsun. Evet. Çok tabii. da güzel, şanlı bir tarihimiz var. Çok şükür. Ama bu teknolojiler işte hani Türk ordusu değil de bambaşka güçlerin eline geçince neye hizmet ediyor? Onu da görüyoruz. Maalesef. O nedenle bu, Gazze bunun en Bunun en basit örneklerinden bir tanesi e, teknoloji görüyorsun teknoloji insanları nasıl perişan ediyor. İşte o örnekten dolayı da korkmalıyız. Orada işte ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Bazı kriterlerin olması lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yani bu kriterleri belirlerken de sadece 5 ülkenin dediği olmaması lazım. Evet. Çok güzel bir söz. Yani dünya 5'ten büyüktür. Şu anda da teknoloji bunu gösterdi. Önceden sadece birkaç ülkenin ürettiği teknolojiler varken şimdi bir bakıyorsunuz Türkiye'de onlardan bir tanesi. Başka ülkelerde kendi teknolojilerini geliştiriyor. Ortak bir akılla ne yapılmalı ne yapılmamalı bunların kararının alınması lazım. Ben umutluyum ama Başak. Korkuyorum herkes gibi ama, ama ben umutluyum. Evet umut daha çok. Ee, i̇şte önerileri dinlemek lazım. <laughs> ee, takip etmek lazım. Evet. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ederim. Gerçekten. Benim daha çok sorum var. <laughs> Bana yetmedi. Belki... <laughs> Bir yeni bir yani bölümde daha farklı işte. o detaylar zaman ben konuşuruz. Şöyle yapayım. Bu videoyu beğenin. Yorum yazın. Yani ben Başak'la zaten görüşmek için çok istekli bir kişiyim. <laughs> Şeref verdin ekibinle Sonunda beraber. Sağ olsunlar. Karşılıklı. Çok teşekkürler. Da... Arka tarafta bu kameranın arkasında baya bir ekip var arkadaşlar. Onlara Hepsi de pırıl pırıl arkadaşlarım. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Yönetmenimiz, yapımcımız çok titizler. Özellikle çalışıyorlar. Bekliyoruz. Yorum yazın. E, o yorumlar eminim karşılık bulacaktır. Valla soruları da iletin. Belki ikincisini Olur, yaparız. Olur. Seve seve. Çünkü seve. benim daha sorularım bitmedi, <laughs> Sizinkilerle birlikte sorarız, hakkı alırız, sohbet ederiz. Çok ben çok teşekkür ederim. Ben de bu anı ederim. ölümsüzleştireyim. Hadi. Böyle yayınımız tamam. esnasında bir tane selfie çekeyim sonrasında da veda etmiş olalım. Çok teşekkürler. Efendim bir başka medya arkasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.